Bugün Furkan hocamızla birlikte hoş bir pazar sohbeti yapacağız. Sohbetimizde tamamen estetik cerrahi işlemlerle ilgili konuşma imkanımız olacak. Hastalarımızdan çok fazla soru gelmekte. Biz medikal estetik işlemleri ben ve hocam da uygulamaktayız. Ancak cerrahi estetik işlemlerle ilgili çok fazla sorular gelmekte. Bunlarla ilgili bugün sohbet edeceğiz, bilgilendirme yapacağız size. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. En çok yaptığınız estetik cerrahi işlem nedir? Bizim en çok yaptığımız estetik cerrahi işlemler rinoplasti ile başlayabiliriz, burun estetiği ile. Sonrasında göz kapağı estetiği, ardından işte meme estetiği ve karın estetiği diye sayabiliriz. Bunun dışında bir pek çok postbariyatrik cerrahi işlemler ve plastik cerrahi diğer alanları var ama en çok karşımıza çıkan vakalar bunlardır diyebiliriz. Evet. Hocam burun cerrahisinden bahsettiniz, rinoplastiden bahsettiniz. Burun dolgusu işlemlerini yapıyoruz. Ancak hangi hastada burun dolgusu, hangi hastada rinoplasti yani burun estetiği cerrahisi tercih ediyorsunuz? Buna nasıl karar veriyorsunuz hocam? Şöyle şimdi hastanın isteği önemli. Hasta cerrahi mi cerrahi dişi mi diye ısrar ediyor önemli. Çünkü burun dolgusu geçici bir durum. Genelde cerrahi istemeyen insanlar burun dolgusunu istiyorlar. Eğer burun dolgusu ile düzeltilebilecek bir hafif bir kemer varsa hasta cerrahiye ihtiyaç olmadan veya cerrahi istemiyorsa tedavi edebiliyor. Ama hastanın çok büyük bir kemeri var ve bu kemeri saklamak için yapılacak dolgu miktarı burnu çok fazla büyütecekse veya bir eğriliği, deviasyonu varsa bu gibi durumlarda, tabii bunun dışında bir sürü şey sayılabilir ama kabaca bu durumlarda hastayı dolgu ile tedavi edilemez şeklinde eklememiz gerekiyor. Tabii ki bazı hastalar sadece cerrahi korkusu olan hastalar, tabii cerrahi kabul etmiyor ama sonuçta büyük kemerli veya deviasyon hastalarında dolguyu önermiyoruz biz hastalarımıza. Evet. Peki hocam hastalar neden cerrahiden korkuyorlar veya yaptırmak istemiyorlar bir kısım hastalarımız? Yani tabii geçmişten gelen bir şey var. Yani cerrahi ameliyat, hastanın uyuması, anestezi deyince insanlar çekiniyorlar. Tabii şimdi teknoloji değişti. Her gün binlerce, on binlerce insan burun ameliyatı oluyor. Bir de çok yaygın olan zaten burun içi deviasyonlar, eğrilikler, nefes alma sıkıntıları da çok yaygın olduğu için artık insanlar hem nefesim düzelsin hem burun görünüşüm düzelsin diye çok fazla ameliyat olmaya başladılar. Eskisi bir değil. Biz de hastalara daha kolay burun ameliyatı ile ilgili cesaretlendirebiliyoruz. Ama geçmişten gelen bir ameliyattan, anestezden korkma durumu var ama tabii hastaları bu konuda bizim rahatlatmamız gerekiyor. Evet, aslında çok gelişti teknoloji. Yani hem anestezi ayrı bir yoldan çok ilerledi. Hem cerrahi teknikler ve kullanılan cihazlar da değil mi hocam? Yani artık kapalı rinoplasti denen bir şey var. Bununla ilgili kısaca bir bilgi verebilir misiniz hocam bize? Şöyle, burun ameliyatlarının planlaması sırasında bizim hastalarla birlikte hem hastanın daha önce varsa filmlerini inceliyoruz. Hem hastanın beklentilerini anlamak için hastaya başka ameliyat olmuş insanların resimlerini gösteriyoruz. Çünkü normal range biraz geniş. Hastanın normal range'inde nereyi normal olarak algıladığını görüyoruz. Sonrasında 3 boyutlu bir simülasyon yapıyoruz. Bu simülasyon sonrasında hasta burnun nasıl bir şey olabileceği hakkında fikir ediniyor. Sonrasında birlikte ameliyata karar veriyoruz. Hocam 3 boyutlu simülasyondan bahsettiniz. Bu ne kadar gerçekçi oluyor? Yani sonucu ne kadar hastaya gösterebiliyoruz biz bu yöntemle? Bir de sanırım her klinikte, her merkezde olan bir yöntem değil. Bunu siz kullanıyorsunuz. Bununla ilgili de bir kısaca bilgi verebilir misiniz acaba? Şöyle, 3 boyutlu simülasyonda hastanın ameliyattan önce çekilmiş 3 tane resmi, işte profilden ve cepheden çekilmiş resimlerini kullanıyoruz. Bunu hastanın kendisi de çekip gönderebiliyor. Veya biz klinikte çekebiliyoruz. Tabi bu her klinikte yok. Çünkü bunu çektiğimiz zaman kullanıyoruz resimleri. Kullandığımız sistem bir yapay zeka. Bu yapay zekaya sistemine yüklediğimiz resimleri 2,5 dakika içerisinde sistem 3 boyutlu bir rekonstrüksiyon yapıyor. Ve böylelikle elimizde sağa sola çevirebileceğimiz bir hastamıza ait 3 boyutlu bir resim elde ediliyor. Tabi yapay zekanın bir sürü artısı ve bazı eksileri olabiliyor. Mesela bizim yapabileceğimiz ameliyatların çoğunu yapay zeka üzerinde gösterebiliyoruz. İşte burnun kemerini hafif indirsek nasıl görünür? Biraz daha fazla indirsek nasıl görünür? Özellikle ameliyat olmak isteyen bayan hastalarda
Mesela bazıları burun kemerinin çok hafif inmesini isterken bazıları biraz daha fazla inmesini isteyebilirler. Hepsini biz normal olarak tanımlayabiliriz ama hastanın normal algısı farklı olabilir. O yüzden onlara bunu gösterince ameliyattan sonraki hasta memnuniyetini daha çok yakalamış oluyoruz. Buna bit. Ama yapay zekanın bazı eksileri var. Bazen ameliyatta yapabileceğimiz şeyleri gösteremeyebilir yapay zeka. Artı ameliyatta yapamayacağımız şeyleri de eğer kullanmasını iyi bilmiyorsak hastaya yanlışlıkla gösterebiliriz. Yani bunu yapacağız deriz ama ameliyatta onu yapamayabiliriz. Hı-hı. Çünkü bazı işlemleri mesela total burnu küçültme işlemi oluyor. Bazen işte etnik bir burun oluyor. O yaptığınız yapay zeka işlemini gerçekte yapamayabilirsiniz. Bu nedenle hastaya da bu bilgiyi vererek işte burada kabaca nasıl bir sonuç elde edebileceğimizi gösteriyoruz. Bunu bir, kullanarak beraber bir kanıya varıyoruz. Evet. Bu işleme yarıyor. Tabii bu hastanın gerçekçi beklentilerin olup olmadığını bize göstermiş oluyor. Ve ameliyattan önce iki taraf arasında bir konsensüs oluşmuş oluyor. Hasta ve doktor arasında büyük kolaylık sağlıyor. Tamam, evet. Peki hocam bu kapalı rinoplasti nedir? Evet, kapalı rinoplasti, açık rinoplasti. Açık rinoplasti de burun deliklerimizin arasındaki o kolumol dediğimiz yerden bir kesi yaparak giriyoruz. Böylelikle burunun hem tip kısmını yani uç kısmını hem kemer kısmını görerek tedavi ediyoruz. Eğer hastanın burun ameliyatı planlaması sırasında işte bu üç boyutlu planlama ve hastanın içerideki problemleriyle ilgili yapacağımız işlemler listesinde mesela eğer tiple ilgili çok ayrıntılı bir cerrahi yoksa. Tip dediğimiz yani burun, yani burun ucu. Evet. Burun ucuyla ilgili ayrıntılı cerrahi yoksa veya işte iç valve ile ilgili biz yapacağımız işlemler ayrıntılı değilse, yani yapacağımız işlemler listesi biraz kısıtlıysa hasta kapalı rinoplastik ameliyat olabilir. Ancak kapalı rinoplastik ameliyatı yapma durumunda olan hastalar biraz daha sayısı az. Bununla birlikte bazı insanlar, bazı cerrahlar yani daha çok endikasyonda kapalı tercih ederken ben hastaların çoğunun da açık rinoplasti, az bir kısmında kapalı rinoplasti tercih ediyorum. Hı hı. Ama bu da karar verirken de hastayla birlikte hastanın beklentileri ve burundaki deformitelerin sayısı önemli oluyor. Hı hı. Yani cerrahi öncesi konsültasyon, hasta bilgilendirme ve hastayla konuşma çok önemli ve o aslında iyi de bir süre alıyor anladığım kadarıyla. Evet, yani hastanın ilk ziyareti, o ilk ziyaretteki fotoğrafları almamız, başka resimleri göstermemiz, hastanın burnunu muayene etmemiz, nefesle ilgili işte iç valv ve dış valv dediğimiz kapakların fonksiyonunu muayene etmemiz, yani şekille birlikte fonksiyonunu muayene etmemiz sonucunda neler yapacağımıza karar veriyoruz. Onunla birlikte hastaya söyleyebiliriz. Yani size açık rinoplasti gerekiyor veya size kapalı rinoplasti yeterli olabilir şeklinde veya tip rinoplasti dediğimiz sadece burun ucu rinoplasti, burun ucu estetiği veya komple burun ucu ve burunun estetiği ihtiyacı var diye hastaya söylüyoruz. Mutlaka hastalara solunumla ilgili problemi olsun ve olmasın, hastanın septum dediğimiz orta kısmında yani burun deliklerinin arasındaki kıkırdak ve kemik yapılarda eğrilik varsa bunları da ameliyat sırasında düzelteceğimizi söylüyoruz. Çünkü oldukça sık görülen bir şey septum deviyasyonu. Hastaların bazıları sıkıntıları olabiliyor ama onu ifade etmeyebiliyorlar. Ameliyatta onu görürsek mutlaka düzeltiyoruz. Peki hocam mesela bir hasta geldi. Bu bize de çok sorulan bir soru olduğu için size sormak istiyorum. Hastanın özel bir günü var. Yani işte düğün olabilir, nişan vesaire. Böyle bir takvimi var hastanın. Ve hastanın hani diyelim ki hem rinoplasti hem işte tip rinoplasti, septoplasti vesaire yani komple bir burun ameliyatı olacak. Bunu o günden ne kadar önce yaptırması iyi olur ve bu işlere başlaması daha sağlıklı olur? Evet, bu çok güzel bir soru. Tabii ki hastadan hastaya çok özel durumlara göre değişebilir ama kabaca burun ameliyatı olacak hastalara şöyle söylüyoruz. Yani sizin burun ameliyatı olduktan sonra eğer kemikleri de dokunmuşsak mutlaka 2 haftalık burnunuzda, göz kapaklarınızda şişlik, morluk olur. Genelde 2 hafta sonra, yani alçıları da çıkardıktan 1 hafta sonra olmuş oluyor. Yabancı insanlar sizin burun ameliyatı olduğunuzu pek anlamazlar ama siz ve yakınlarınız burun ameliyatı olduğunuzu bilirsiniz. 2 haftadan sonra, ilk 2 ay içerisinde de sizin ve yakınlarınızın da fark ettiği özellikle burun ucunun hafif şiş olması durumu olur. Genellikle eğer bu işte düğün, dernek, fotoğraf çekilmesi, herhangi bir problem varsa bu 2 hafta, 2 ay içerisinde problem olmaz. Ama hasta çok çok titizse, yani çok ben de burnun tam son haline yaklaşsın diyorsa o zaman diyoruz ki mutlaka 2 ay olsun ki %80 son haline ulaşsın diyoruz. Burunun son haline gelmesi 1 yıl bazen 2 yıl olabiliyor ama
%100 son hale gelmesi ama %80'i ilk 2 ayda bulabilir diye söylüyoruz. Ama morluklarım gitsin yeter diyorsa 2 hafta sonra yabancılar sizin ameliyat olduğunuzu anlamazlar. Sadece siz ve yakın akrabalarınız burada ameliyat olduğunuzu anlarsınız. O morluklar, şişler gitmiş olur büyük oranda diye hastaya bilgi veriyoruz. Hı hı.